Herkese merhaba arkadaşlar. Sesimi duyabiliyor musunuz? Herkese iyi akşamlar diliyorum. Java User Group İstanbul için 2022'nin ilk etkinliğinde beraberiz. Ocak ayını bypass ettik. Ama olsun, bugün Zeynep Nur'la beraberiz. Kendisi aynı zamanda kitabı da olan bir konuyu bizlere tanıtacak. Ben de çok heyecanlıyım. Ama öncesinde arkadaşlar, gelenden arkadaşlarımız oluyor. Birkaç dakika bekleyelim. Bu arada gelen arkadaşlarımız için Java User Group İstanbul'u bir daha bir tanıtalım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, önümüzde hangi şeyler var, etkinlikler var, nasıl katkı sağlayabiliriz? Bunlardan kısaca bir şifayen bahsetmek istiyorum. Bu arada sorular kısmından ulaşabilirsiniz. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Net mi? Bir kalite kontrol sorusu sorayım sizlere başlamadan önce. Evet. Evet, gayet güzel geliyor demiş Emine Hanım, Uygun Bey ve Caneret. Evet, akıyor. Teşekkürler. Arkadaşlar, Java User Group İstanbul 2010 yılından beri resmen, öncesi de var ama 2010 yılından itibaren devam eden bir Java User Group aslında. Dünyayla entegreyiz. Bu noktada etkinlikler, işte Java Community Process'e veyahut işte Eclipse Foundation gruplarına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz. Çok aktif değiliz oralarda ama niyetimiz de direction'ımız o şekilde. Ama etkinliklerle community'mizi güçlendirerek hep beraber aslında bildiklerimizi paylaşıyoruz. Bakın mesela saat şu anda 7:30. Sağ olsun, burada Zeynep Nur bizleri kırmadı, geldi. Yazmış olduğu kitabın en güzel noktalarını bizlerle paylaşacak. Eğer sizlerin de bu tür fikirleri varsa, bu tür etkinliklere sizlerle çıkmak istiyorsanız kapımız sizlere de açık efendim. Önümüzde neler bekliyor? Biz her ay bir meetup bu şekilde yapmaya gayret ediyoruz. En az bir meetup yapmaya gayret ediyoruz. Ama bununla beraber Java Day İstanbul 2 seneden sonra yine yüz yüze yapacağız. Mayıs'ın 28'inde yüz yüze, 27'si online, 28'i yüz yüze İstanbul Taksim'de yapma planlarımız, hedefimiz bu şekilde, duyurduk da zaten. Haberiniz olsun. Yüz yüze görüşmelerimiz inşallah tekrardan başlıyor diyerek sözü Zeynep Nur Aktaş'a bırakmak istiyorum. Hoş geldin Zeynep. Teşekkür ediyoruz tekrardan bizi kırmadığın için. Merhaba, hoş bulduk. Ben teşekkür ederim beni böyle bir etkinliğe davet ettiğiniz için. Rica ederim. O zaman mikrofonlar sende Zeynep. Kapatıyorum ben kameramı ve Tamamdır. sesimi. Tamamdır, Buyursunlar. teşekkürler. Ben Zeynep. 2014 yılında mezun oldum bilgisayar mühendisliğinden. O zamandan beri yazılım geliştirici olarak çalışıyorum aslında. Bu kitap nasıl çıktı derseniz, başlayıp bitiremediğim bir yüksek lisansım var aslında. Ve onun tezini yazarken işte code refactoring konusunda bir teze başladım. Bazı sebeplerle yarım kaldı o tez ama elimde bir kaynak vardı aslında. Onu kitaba çevirmek istedim. Kitaba çevirirken de konu biraz daha genişledi ve sonunda böyle bir kitap çıktı aslında. Bu sunumda nelerden bahsedeceğim? Aslında rutinde yaptığımız yazılım geliştirme işlerini kalite bakış açısıyla biraz değerlendireceğiz bu sunumda. İşte kalite nedir, neden önemlidir, PUCO döngüsü nedir, yazılımda kalite ve bu PUCO döngüsünün yazılımdaki karşılıklarına bakacağız. Buna kalite nedir diye başlayabiliriz. Mesela şu Lamborghini'yi gördüğümüzde aslında herkesin aklında kaliteli bir araba olduğu canlanıyor. Kaliteyi neye göre düşünüyoruz? İşte pahalı olan mıdır, marka olan mıdır? Ya da daha dayanıklı olana mı kaliteli diyoruz? Şu kullanım senaryosunda aslında Lamborghini kaliteli midir değil midir? Bir sonraki slaytta tanımına baktığımızda göreceğiz. Kalitenin tanımı müşterinin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyeti aslında bir ürünün. Bu bir önceki araba senaryosunda karpuz satmak için yani bu ihtiyaç için Lamborghini'nin kaliteli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ihtiyaç farklı ama ona sunulan şey farklı olduğu için bu durumda aslında ihtiyacın doğru belirlenmesi ve ihtiyaçların karşılanması diyebiliriz kaliteye. Yani müşteriye göre değişken bir şey olduğunu anlayabiliyoruz kalitenin. Kalite neden önemli? Bir kere müşteri memnuniyeti demek. Çünkü müşterinin
yani ihtiyacı karşılanmayan müşteri memnun olmayan müşteri demek ve bu bize bazı kayıplara sebep oluyor. İkincisi kalitesizliğin bir maliyeti var. Bunu da birazdan geleceğiz. Ölçülmüş. Yani kalitesiz bir ürünü ortaya çıkarttığımızda bize belki kaliteye harcayacağımız paradan daha fazla bir maliyet getiriyor. Sonuç olarak güven kaybına sebep olabiliyor, can kaybına, mal kaybına sebep olabiliyor ve çeşitli şekillerde bir zarar veriyor bize kalitesiz ürün. 2020'de bir araştırma yapılıyor. Cost of Poor Software Quality diye bir rapor çıkarıyorlar sonucunda. Ve bu rapora göre Amerika'da bir yılda kalitesiz yazılım ürünlerinin mal olduğu para 2 trilyon dolar. Bunun içinde neler var? Siber güvenlik açıklarından kaynaklanan hatalar, işte operational failures dediğimiz aslında operasyonel hatalar. Bu ne gibi hatalar oluyor? Mesela bir örneklerden bir tanesi raporda British Airways'in İngiliz Hava Yolları'nın sistemi, check-in sistemi bir hata ile karşılaşıyor ve check-in yapamıyorlar. Bunun sonucunda işte 100 tane uçuş erteleniyor, 300 tanesi iptal ediliyor vesaire. Bunlar parasal bir kayba sebep oluyor aslında. Bunun yanında yine legacy sistemlerin bir mal olduğu bir maliyet var ve başarısız yazılım projeleri de yine 260 milyon dolarlık bir kayba sebep olmuş bir yılda. Burada da şöyle bir oran vardı. İşte %19'u yazılım projelerinin kesinlikle başarısızlıkla sonuçlanıyormuş. Yani 100 projeden 20'si yaklaşık 20'sine harcanan para bu sebeple boşa gidiyor diye düşünebiliriz. Burada bir de technical debt'ten bahsetmişler. Teknik borç ne demek? Önce ona bakalım isterseniz. Teknik borç aslında o an en iyi çözümü uygulamadığımız durumlarda çeşitli sebeplerle bunu yapabiliriz işte. O an parasal bir eksikliğimiz vardır veya zaman kısıtımız vardır. Bir şekilde biz geçici çözümler uygularız. Bunu yapmamızın aslında ileride bir bedeli var bizim için. O anki uyguladığımız geçici çözümün maliyetini biz ileride daha fazla efor harcayarak ancak çözebiliriz. Bu rapora göre bunun maliyeti de 1,3 trilyon olarak hesaplanmış. Bu neden kosta dahil edilmemiş? Çünkü aslında teknik borç ileride ödeyeceğimiz bir para. O yüzden o an kayıp olarak görülmüyor. Bunu bir şekilde biz çeşitli yöntemlerle kapatabiliriz. Kaliteyi sağlamak için neler yapılmalı? Aslında bunda kaliteli yazılım geliştirmenin ilk kuralı kaliteli yazılım hakkında düşünmektir veya konuşmaktır diyebiliriz bence. Aslında attığımız her adımda bir ölçümünü yapmak, işte gerçekten bunun en iyi yöntemi nedir diye düşünmek, kaliteyi sağlamak için atacağımız ilk adım. Bundan sonra süreci tanımlamamız gerekiyor. Bunda nasıl yapıyoruz? Süreç tanımladığımızda aslında riskleri yönetmeye başlıyoruz, belirsizliği yönetmeye başlıyoruz. Bazı kontrol mekanizmaları oluşturuyoruz. Çünkü aslında ölçmediğin şeyi yönetemezsin diye bir söz var. Ölçmediğimizde iyileşmediğimizi de bilemiyoruz. O yüzden ne olursa olsun bir şeyi ölçmemiz gerekiyor. Mesela test yazıyorsak eğer birim testler, ürün kaliteyi arttırması için testleri yazmamız yeterli aslında. Testlerin hepsinin geçip geçmediği önemli değil. Önemli olan bir sonraki aşamada o testlerin daha çok sayıda testin geçmesini sağlamak oluyor. Aslında bir hedef koyuyoruz önümüze. Bu aşamada işte sürekli iyileştirmeyi yapmaya çalışıyoruz kaliteli ürün için. Kalite yönetim sistemleri deyince karşımıza hemen bir PUCO döngüsü çıkıyor. PUCO döngüsü nedir? Planla, uygula, kontrol et, önlem al. Aslında çoğu yazılım geliştirme sürecinde biz bu aşamaları yapıyoruz. Planla nedir? İşte analiz etmemiz, ihtiyaç duyulacak kaynağı belirlememiz, uygulamamız aslında yazılım geliştirmeye denk gelebilir bizim durumumuzda. Kontrol etme, işin ihtiyacı karşılama durumunu kontrol etmemiz. Önlem al da gelecek süreçte iyileşmeyi sağlamak için yapacağımız aksiyonlar.
Bu süreci tekrarladığımızda bizim amacımız sıfır hataya ulaşmak. Bu her zaman mümkün olabilir mi? Çok gerçekçi değil ama iyileşmeyi sağlamamız yeterli oluyor bizim için. Şimdi yazılımda kaliteye baktığımızda tanımı neydi? Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasıydı aslında. Ama yazılımda ihtiyaçlar sürekli değişikliğe uğrar. Mesela bir mağazanız var diyelim, tişört satıyorsunuz. İşte bu tişörtün üstünde bir logo var. Tişörtü birine sattınız. Ertesi gün genellikle gelip kimse sizden işte şu logoyu bir tık büyütelim falan diye bir istekte bulunmaz. Ama yazılımda bu istekler sıklıkla olur. Müşteriler genellikle işte şu logoyu büyütelim, şunu beğenmedik şurayı değiştirelim vesaire gibi sürekli bir istekle ve değişiklikle gelirler. O yüzden kaliteyi sağlarken ihtiyaçların doğru belirlenmesi demiştik. Bunu analiz, alan bilgisi vesaire bu yöntemlerle yapıyoruz. İhtiyaçların karşılanmasını yine programlama yaparak uyguluyoruz. Ama yazılımda bir de değişen ihtiyaçlara uyumun sağlanması söz konusu. Bunu da sürekli iyileştirme, kod refaktöring gibi yöntemlerle aslında kodumuzu sürekli yeni ihtiyaçları ona entegre edebilecek şekilde tutmamız gerekiyor. Kaliteyi sağlayabilmek için. ISO diye bir şey var. Standartların olduğu bir organizasyon. Bunun 9126 standardında kalitenin ölçütleriyle ilgili 6 tane ölçüt belirlenmiş. Ben buna 4 tane daha güncel kalite özelliğini ekledim. Kaliteli olması için bir sistemin diyorlar ki taşınabilir olmalı. Yani bir ortamda çalışan bir yazılım kolayca başka ortamlara da taşınabilmeli. Erişilebilir olmalı, farklı ihtiyaçlara sahip müşterilere de hitap edebilmeli yazılımımız. Sürdürülebilir olmalı, yani biz bu yazılımı çalışır halde tutmamız yeterli değil, çalışır hale getirmemiz yeterli değil. Aynı zamanda bunu zaman içinde de bakımını kolayca yapabiliyor olmamız lazım. Kullanılabilir olmalı. Kullanıcının görsel olarak ve kullanış kolaylığı açısından kullanıcıya hitap edebilmeliyiz. Sistem kaynaklarını verimli kullanmalı. Uygunluk aslında sistemin çalışması gereken saatlerde veya zamanda kullanıcıya hizmet sağlayabilmesi demek oluyor. Bu mesela DDoS ataklarıyla vesaire sistemin uygunluğuna çeşitli saldırılar yapılabilir. Sistemimizin buna karşı dayanıklı olması gerekiyor. Ölçeklenebilirlik de yine farklı zamanlarda farklı kullanıcı sayısı ihtiyacımız olabilir. Mesela işte ÖSYM'nin bir sistemini düşünelim. Sınav olduktan sonra veya sınav sonucu açıklandıktan sonra kullanıcı sayısında bariz bir artış olup yavaş yavaş azalabilir bu sayı. Bu durumda bizim sistemimizin kolayca ölçeklenerek bu artan kullanıcı ihtiyacını verimli bir şekilde karşılayabilmesi gerekiyor. Genişletilebilirlik özelliği de yine sistemin yeni özellikleri kolayca entegre olabilmesiyle ilgili. Burada güvenilirlik ve güvenlik diye iki kavram var. Birbiriyle karıştırılabilir belki ama güvenilirlik aslında kullanıcının sisteme güven duymasıyla ilgili bir şey. Örneğin bir raporlama sisteminiz olsun ve bu sistemden ben bir gün belli girdileri vererek bir rapor çıkarttım. Ertesi gün ben bu raporu kaybettim diyelim vesaire. Ben yöneticime tekrar bu raporu sunmak istiyorum. Ertesi gün sisteme girdiğimde aynı verilerle giriş yaptığım halde benim karşıma farklı bir rapor çıkıyorsa eğer benim bu sisteme olan güvenim azalabilir. O yüzden sistemin stabil bir şekilde bu aynı girdilere aynı tepkiyi vermesini bekliyor kullanıcılar ve bunu sağlamamız gerekiyor. Güvenlik de yine çeşitli ataklar karşısında kişisel verilerin korunması gibi konularda sistemin güvenli olması diyebiliriz. Şimdi biraz önce PUCO döngüsünden bahsettik. Yazılımda PUCO döngüsüne karşılık gelen aşamalar neler? Planla dediğimizde aslında yaklaşık olarak analiz kısmına karşılık geliyor. İşte uygulama, programlama,
kontrol etme, test ve diğer bu kontrol yöntemleri. Önlem almada geleceğe yönelik yaptığımız yazılımı daha iyi hale getiren işlemler. Refactoring ve code review gibi işlemler. Yazılımda bu kod öngüsünün planlı aşamasında analiz önemli dedik. İyi bir analiz yapabilmek için bizim iyi bir iletişim becerimiz olması gerekiyor ve alan bilgisine sahip olmamız gerekiyor aslında. Eğer analist çalışıyorsa projede bunun işte müşteri ve yazılımcı arasındaki o köprü konumunu çok iyi şekilde yapabilmesi gerekiyor. Bu arada analist çalışıyorsa dedik ama yine yapılan bir araştırmaya göre bir sistemde, bir yazılım projesinde yeterli sayıda analistin bulunması proje başarısını %30 oranlarında etkiliyor. Yani sistemde analistin bulunması ve bunun doğru bir şekilde yapılması yazılım projesinin başarısına dahi büyük oranda etki ediyor. Bu aşamada yine kullanılan domain storytelling diye bir yöntem var. Belki Altı Hocam burada bir şeyler söylemek ister. Teşekkür ediyorum Zeynep. Şimdi gerçi bu dediğin şey çok önemli. Analiz aşamasındaki gerçekten projenin kaderini bile belirleyebilir. Çünkü burada ilk düğmenin doğru iliklenmesi söz konusu. Eğer doğru iliklenmiyorsa geri kalan tüm o noktalar çöküyor. Nasıl başlarsa öyle gider lafı vardır ya arkadaşlar. Onun gibi domain storytelling gibi tabii ya bu ne işe yarıyor? Ya karmaşık domainleri anlamamızı sağlıyor. Ne işe yarıyor gerçekten? Yani ne yapıyor bu iş? Bu süreçler işte bir gün sağlık sektörü için kod yazıyoruz. Yarın öbür gün banka için, yarın öbür gün sigortacılık için. Buradaki akışları söküp almak için kimden? Domain expertlerden almak için çok güzel bir yöntem. Tabii tek yöntem değil. Event storming gibi mesela. Bu da çok güzel kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Yani bu alet çantanıza koymanızı ben şiddetle öneriyorum ve bu fırsatı verdiği için de Zeynep'e teşekkür ediyorum. Bize aydınlatmış oldu. Söz sende tekrardan. Ben de YouTube'daki şu videoyu izledikten sonra aslında bu alanın hakkında bilgi sahibi oldum ve çok da ilgimi çekti, yani çok verimli bir şey, bir yöntem gibi duruyor. Yazılımda bu kod öngüsünün uygulama kısmında aslında biz yazılım geliştiriciler olarak en çok katkı sağlayabileceğimiz alanlardan biri olabilir bu. Burada neler yapabiliriz kaliteyi arttırmak için? Birincisi tasarım ve görselleştirme araçlarını kullanabiliriz. Bu neyi sağlıyor? İşte flowchartlar, ER diyagramları, UML'ler gibi yöntemleri kullanarak sistemimizi görselleştirdiğimizde hatayı daha uygulamadan görmemizi sağlıyor. Bu da aslında biraz önce dediğiniz gibi düğmenin ne kadar işte baştan nasıl yanlış iliklersek öyle sona kadar giderse, bu da aynı onun gibi baştan fark etmemizi yanlış, düğmeyi yanlış iliklediğimizi sağlıyor. Ve gerçekten zaman kazancı sağlayabiliyor çoğu durumda. Yine uygulama aşamasında nesne tabanlı programlamanın temellerini bilmek kaliteye doğrudan etki eden etmenlerden biri. Neden etki ediyor? Çünkü bu polimorfizm gibi yöntemler aslında uygulamamızın genişletilebilir olmasını sağlıyor. Biraz önce zaten gördük, kalitenin özelliklerinden bir tanesi genişletilebilirlik. Bunun yanında ileriye yatırım yapmak gibi yeni bir özellik geldiğinde kolayca entegre edebilmemizi sağlıyor sistemimize. Yani müşterinin ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebiliyor oluyoruz bu yöntemler sayesinde. Dizayn paternler yine daha önce karşılaşılan problemlere aslında bizden büyük ihtimalle daha tecrübeli insanlar tarafından bulunmuş bazı çözüm yollarını içeriyor. Bunları kullanmak da daha hatayla karşılaşmadan çoğuna çözüm bulmuş olmamızı sağlıyor bize. Belki farkında bile olmadan çoğu hatayı bu paternleri kullanarak önleyebilmiş oluyoruz. Yazılım mimarileri de yine aynı şekilde daha önce mimari boyutunda bazı sorunlara bulunmuş çözümler gibi düşünebiliriz. Yazılım mimarileriyle ilgili şöyle bir durum var. Dönem dönem bazı yazılım mimarileri çok popülerlik kazanıyor ve her yerden önümüze düşmeye başlıyor aslında. İşte YouTube açıyoruz, mikroservis mimarisiyle işte bir uygulama görüyoruz. Twitter'ı açıyoruz, bir işte blog yazısı paylaşılmış oluyor vesaire. Eğer o dönem bir problem yaşıyorsak ya da yeni bir projeye başlıyorsak çok maruz kaldığımız için mi bilmiyorum, sanki o mimariyi kullanmaya daha yatkın oluyoruz.
Bu da bazen bizim problemimiz için en iyi çözüm olmayabiliyor. Bu yüzden bu yazılım mimarilerinin tamamı olmasa da en azından en çok kullanılanlarını bir araştırmak, öğrenmek bu noktada en iyi çözümü uygulama aşamasında bize çok katkı sağlıyor. Yine uygulama aşamasında bana göre bilmemiz gereken bir kavram var. Solid kavramı, solid prensipleri. Bu nedir? Aslında şu maddelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma. Bunları daha detaylı açıklamak istedim. Çünkü aslında nesne tabanlı programlamanın da dizayn paternler ve yazılım mimarilerinin de temelinde bu felsefeye uygunluk yatıyor. Yani hepsinin aslında çıkış noktası bu şeyleri sağlamak, bu özellikleri sağlamak. Solid'in S'si Single Responsibility. Yani bu diyor ki bize bir sınıfın tek bir sorumluluğu bulunmalı. Birden fazla görevi yapan bir sınıfımız varsa bunu bölmemiz gerekiyor. OS'una geldiğimizde Open Closed prensibiyle karşılaşıyoruz. Bu ne demek? Sistemimiz yeni özelliklerin eklenmesine açık ama bu yeni özelliği eklerken sistemde değişiklik yapmaya, değişiklik gerekliliğine kapalı olmalı. Bunu nasıl, dondurma ne alaka diyebilirsiniz. Ama bence Open Closed için güzel bir örnek. Ben bu dondurmanın üstüne bir işte fıstıklı dondurma topu eklediğimde artık işte fıstıklı, kakaolu ve vanilyalı dondurmayı, yani yeni bir özelliği eklemiş oluyorum. Ama külahta ve yani külah sistem olarak düşünürsek külahta herhangi bir değişiklik yapmadan bunu ekleyebiliyorum. Hiskov Substitution prensibi de alt sınıfın sistemde üst sınıfın yerine geçebilir olması demek. Bu ne demek? Kuş sınıfını düşünelim hayvanların sınıflandırılmasında. Kuş dediğimizde aklımıza genelde uçabilmesi geliyor. Kuş sınıfı uçma özelliğine sahip diye bunu bu şekilde düşünüp uygulamış olabiliriz. Ama bizim bir de penguen türünde hayvanlarımız var ve penguenler uçamıyor. Yani bir kuş olmasına rağmen onun tüm özelliklerini implemente etmeyen bir türümüz var. O zaman biz Liskov Substitution prensibine aykırı bir davranış gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunu çözmek için ne yapabiliriz? Kuş sınıfından uçma özelliğini alıp farklı bir interface yapabiliriz. Veya bu uçma özelliğini sadece uçma özelliğine sahip alt sınıflara koyabiliriz. Bu şekilde Liskov Substitution prensibini uygulamış oluruz. Bir de interface segregation diye bir prensibimiz var. Burada aslında biraz önce dedik ya, kuş uçamıyor ama pardon, penguen uçamıyor ama işte kuş sınıfında uçma özelliği olduğu için onu ihtiyacı kullanmamasına rağmen uygulamış oluyor oradan türetildiği için. Aslında orada bulunan işte orada biraz önce yaptığımız uçma özelliğini ayrı bir interface ayırmak gibi burada da benzer bir özelliğimiz var. Bir otopilot diye bir interface'imiz var ve bu interface işte sağa sola git ve ileri geri git şeklinde dört tane özelliği sağlıyor. Ama ben bu interface'ten tren türünde bir şey ürettiğimde ve o sadece ileri ve geri gittiği için sağ sola dönme özellikleri burada gereksiz kalıyor. Hatta gereksiz olmasının yanında bazı durumlarda hatalara bile sebep olabilir belki. Bu yüzden bunu çözmek için ne yapabilirim ben? İleri geri ve sağ sola şeklinde iki interface oluşturup araba sınıfında bu iki interface'ten sınıfımı türetirim. Trende ise sadece ileri geri interfaces'inden implemente ederek bu interface segregation prensibine de uyum sağlamış olabiliriz. Solid'in D'sine geldiğimizde dependency inversion diye bir prensibimiz var. Bu ne demek? Bağımlılıkları tersine çevirme demek. Burada direkt örnek üzerinden gidelim isterseniz. Çünkü okunduğunda çok kolay anlaşılmıyor. Burada bir barınak sınıfımız olsun ve kedi ve köpek adında iki tane sınıfımız olsun. Barınak sınıfının içinde kedi ve köpek türünde nesnelerimiz var. Ve barınak sınıfının içinde bir yerlerde kedinin ve köpeğin besleme metotlarını çağıralım. Şimdi bu sistem geliştirilebilir mi? Ben yeni bir evcil hayvan türü eklediğimde
barınak sınıfında değişiklik yapmam gerekiyor. O yüzden genişletilebilir bir sistem olarak düşünmüyorum bunu. Nasıl çözebilirim? Dependency inversion'la bunu çözebiliriz. Barınak sınıfına öncelikle kedi ve köpek sınıfını soyutlayarak, yani ondan evcil hayvan türünde bir sınıf oluşturup kedi ve köpeği ondan implemente ederek burada bir soyutlama işlemi yaparım. Daha sonra barınak sınıfında artık kedi ve köpek nesneleri değil, evcil türünden soyut listeyi kullanırım. Ve burada bir döngüyle tüm evcil hayvanların besleme tozunu çağırabilirim. Bu sayede ben inversion'ı nasıl yaptım? Aslında başta barınak türü kedi ve köpek nesnelerine bağımlıydı. Ben artık kedi ve köpek sınıflarını evcil hayvan sınıfına bağımlı hale getirerek bağımlılığı tersine çevirmiş oldum. Dependency inversion da bu şekilde Solid'in son kavramıydı. Şimdi yazılımda PUCO döngüsünü kontrol et aşamasına geldik. Kontrol etme aslında testlere karşılık geliyor olabilir bu döngü içinde. Burada iki tür testten bahsediyoruz. Birisi fonksiyonel testler, birisi fonksiyonel olmayan testler. Fonksiyonel testler aslında sistemin sağladığı özelliklere yönelik, özelliklerin çalışıp çalışmadığına yönelik testler. Bunun içinde birim testler, entegrasyon testleri, sistem testi ve kabul testi var. Bunun yanında bir de fonksiyonel olmayan testlerimiz var. Bunlar da daha çok kalite özelliklerine yönelik testler. Yani performans testi, güvenlik testi, kullanılabilirlik, uyumluluk gibi testlerde daha çok fonksiyonel olmayan sistemin kalitesine yönelik testler. Yani birim testlerden geçmiş bir uygulamamız olabilir. Bu ne demek oluyor? Uygulama beklenen özelliği sağlıyor demek oluyor. Ama eğer bir SQL sorgusu 2 dakika içinde sonuç veriyorsa, o zaman bir performansla ilgili bir sorun var demektir. Bu da fonksiyonel olmayan testler aracılığıyla ortaya çıkarılabilir. Şimdi yazılımda PUCO döngüsünün önlem alma aşamasına geldik. Burada da aslında yazılım geliştirici olarak bizim yapabileceğimiz çok şey var. İlk olarak refactoring kavramından bahsedebiliriz. Kod refactoring nedir? Bir kodun davranışını değiştirmeden bu kodun yapısında bazı değişiklikleri yapmak aslında. Bu yapısal değişiklikleri neden yapıyoruz? Aslında kodun daha temiz hale gelmesi ve daha yönetilebilir olması için yapıyoruz. Refactoring neden önlem alma kısmında? Çünkü refactoring yaptığımızda aslında geleceğe bir yatırım yapıyoruz. Gelecekte çıkacak hatalar için bir önlem almış oluyoruz. Refactoring'i doğru yapabilmek için birincisi kod smell'si bilmemiz gerekiyor. Yani kirli kod nedir? Biz neye kötü kod diyoruz? Önce onu öğrenmemiz gerekiyor. Daha sonra refactoring teknikleri hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bir de ne zaman refactoring yapacağımız konusu refactoring yaparken önemli. Bu ne demek? Geliştirme yaparken aynı anda refactoring yapmaya çalışmamamız gerekiyor. Geliştirme ayrı bir iş, refactoring ayrı bir iş olarak görüp önce geliştirmemiz bittikten sonra düzenleme aşamasına geçip düzenlemeyi yapmamız gerekiyor. Bunların ikisini aynı anda yapmaya çalıştığımızda işler biraz karışıyor. Bunu bilerek refactoring yapmak gerekiyor. Burada aşağıda görülen görselde bir yöntem var. Your Code as a Crime Scene diye bir kitap var aslında Aidan Thornhill'in. Burada sınıfları görselleştirerek önce şehirler haline getiriyor. Bu aslında problemin tespit edilebilmesi amacıyla kullanılan bir yöntem. Bu görselleştirmeden sonra işte büyük sınıflar, uzun sınıflar ortaya çıkıyor. Daha sonra commit mesajlarıyla sıklıkla değişen sınıfları tespit ediyor ve bunları işaretliyor bu harita üzerinde. Bazı çeşitli yöntemlerle şunu yapıyor. Doğrudan bağımlı olmayan fakat işte aynı commit içinde sıklıkla değişen sınıflar mesela. Bunlar dolaylı bağımlı sınıflardır diyor ve bu bağımlılıkların da çözülmesi için bazı işlemler yerine getiriyor. Bu kitabı öneririm. Çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor gerçekten. Yazılım projelerinde problemin tespit edilmesi aşamasında.
Yine önlem alma adımında yapabileceğimiz code review süreçleri var. Code review yaparken de dikkat etmemiz gereken bazı adımlar var. Şöyle yapılan araştırmalara göre defect density denilen yani hata bulma oranı tek seferde 400 satırdan az kodu review ettiğimizde daha fazla. Yani 400 satırı geçtiğinde biz odağımızı kaybediyoruz ve artık hataları göremez hale geliyoruz. Bu da verimli bir review sürecinden uzaklaştırıyor bizi. İkinci durumda yine kod review 1 saatten fazla sürdüğünde yine defect density oranımız yani hata bulma oranımız azalıyor. Bu yüzden önerilen 400 satırdan az kodu tek seferde review edin ve 1 saatin altında tutun bunu. Bunun yanında bir de bu review sürecini ölçmek bizim bu süreci de iyileştirmemiz için kritik bir nokta. İşte bugün kaç saat ya da kaç dakika review yaptık? Bu dakika içinde kaç tane hata bulduk? Bunları ölçmek ileride bu süreci de iyileştirebilmemizin önündeki bir basamak. Yine önlem alma aşamasında otomasyon araçları çok önemli. Bunları nerelerde kullanıyoruz? İşte Continuous Integration ve Continuous Deployment süreçlerinde bu araçları kullandığımızda hata oranlarımız azalıyor. İşte otomatik testlerle, otomatik olarak testlerin işte commit sonrası testlerin koşturulmasıyla vesaire hatayı daha hızlı görüyor oluyoruz ve daha hızlı aksiyon almış oluyoruz. Yine sonar küp gibi araçlarla yazılım kalitesi hakkında bilgi edinebiliyoruz ve daha erken bazı hataları fark edebilmemiz sağlanıyor. Bunun gibi otomasyon araçlarını kullanmak, bazı IDE'lerin işte kirli kodları tespit edip size uyarı çıkaran eklentileri var. Bunları kullanmak da yine kaliteyi artıran şeyler. Dördüncü olarak retrospektiften bahsetmek istiyorum. Scrum gibi veya çevik yöntemleri kullanıyorsanız zaten bunu yapıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ama kullanmıyorsak dahi işte ayda bir veya belirlenen süre içinde işte biz bu 3-4 haftada neyi iyi yaptık, neyi daha iyi yapabilirdik sorularını sormak ve bunlar için aksiyon almaya çalışmak yine kaliteyi artıran etmenlerin arasında. Benim sunumum bu kadardı. Oraya Teşekkür geçmeden ederim. bir soru var. Bu YouTube'daki linki chat ekranına bir kopyalayabilir misin Evet, diye tabii. bir ricalar olmuş. Bir de bir kitaptan bahsetmiştin. O kitabı da bir linki varsa. İyi, evet. Kopyalayamıyorum. Şu an sunumda olduğum için kopyalayamıyorum sanırım. Ya Nasıl da çevireceğim onu? sunumu paylaşırsın. Onu bir Tamam, şekilde gönderebiliriz sunumu arkadaşlar. İşte paylaşayım. Meetup sayfasına koyarız sunumunu. Oradan arkadaşlar Tamam. yapar. O kitap hangisiydi? O kitabı linki var mı ya Kitap da da adı? şu. Your Code as a Crime Scene. Adam Thornhill'in. Hatta onun da Your YouTube'da code bir is a videosu var yine. crime scene. Crime Scene. Adam Thornhill'in kitabı. Onun da hatta bir videosu vardı. Geçenlerde paylaşmıştım. Onu da bağlantısını yine paylaşabilirim sunumla birlikte. Teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, bununla ilgili, bu konularla ilgili sorularınız, katkılarınız var mıdır? Gözlerimiz question ekranında. Evet, Bir tane burada soru tek çete mi? Yani koyasın şu an. ben şu anda bakıyorum. Evet, zaten Your Code is a Crime. Evet, bunu ben chat ekranından herkese göndereyim. Tüm belki herkesin chat ekranına gelir bu. Yakup emeksiz bir soru sorar. Tekrar olacak mı diyor. Neyin tekrarı? Bu etkinliğin tekrarı mı Yakup? Biraz açarsan seviniriz. Uygun budur der ki, önerebileceğiniz refactoring tool'ları var mıdır diye sorar. Şimdi IDEA'da bir tane tool var benim daha önce kullandığım. Sanırım Code Refactoring Tool'du yani çok düz bir ismi vardı ama şu anda ne durumda bilmiyorum. Hani güncelleme geldi mi hala duruyor mu? Benim kullandığım o var sadece. İnter Yine Sonar şeye vesaire de şey
Yani otomatik refactoring yapmıyor ama size en azından işte hatalı kısımların nereler olduğunu gösteriyor. Bunlar kullanılabilir. Ben de şöyle bir katkı verebilirim. Yani refactoring yapabilmek için öncesinde testlerinizin olması gerek. Yani en azından o fonksiyonel testler dediğin, orada gerçek iş mantığı doğru mu yapılmış, yapılmamış mı? Çünkü refactoring aslında burada hani ben biraz şeye benzetiyorum. Michelangelo'ya diye sormuşlar. Nasıl bu kadar güzel heykel yapabiliyorsun diye. Michelangelo biliyorsunuz en ünlü heykeltıraşlardan Rönesans zamanının. Demiş ki mermerden fazlalıkları atıyorum. Fazlalıkları çıkartıyorum diye cevap vermiş. Ya tam olarak bu değil ama benim aşağı yukarı özetlersem fazlalıkları çıkartmak. Aslında refactoring'de burada fazlalıkları çıkarttığınız zaman bu noktada aslında böyle bir craftsmanship, ustalık, işte şaheser gibi noktaya bu şekilde gidiliyor. Kod ekleyerek değil, kod çıkartarak aslında. Ben de gidildiğinin taraftarıyım. Martin Fowler'ın bu noktada kitabını kesinlikle ben de tavsiye edebilirim. Ama kesinlikle öncesinde gereksinim olarak testlerinizin olması gerekiyor. Yani harbi testleriniz, öyle getir setter'ları test etmek değil, fonksiyonel testler. Orada da behavior driven development benim tavsiyem olur. Evet, burada Yakup'un bir sorusu var. Yanın tekrar olacak mı? Dikkat, kayıt altında tekrar derken bunun videosunu koyacağız. Samet'in sunum için sana teşekkür ediyor Zeynep. Samet Halit. Hüseyin der ki, ecel sistemine alternatif midir burada anlattıklarınız diye sorar. Aslında alternatif değil, onun da temeli diyebilir miyiz bilmiyorum. Yani hani kalite yönetim sistemlerinde işte planla uygula, kontrol et ve yönet, önlem al şeklinde bir süreç var. Bu her alana uygulanabilecek bir şey aslında. Sadece yazılımda değil. Bir ürünün kaliteli hale gelmesi için aslında sıfır hataya ulaşması amaçlandığında böyle bir döngüden bahsediliyor. İşte bunu sıfır hataya ulaştırmak için sürekli iyileştirmeniz gerekiyor. Bunu da ancak bu adımları yani sadece tek yöntem değil bu arada. Bunun da alternatifleri var ama işte bunları yaparak sürekli ölçerek ve işte planlayıp uygulayıp önlem alarak daha iyi hale getirebilirsiniz diyorlar. Yazılım geliştirme süreçlerinin de ben temelinde bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında zaten temelde aynı şeyi yapıyoruz. Sadece bu biraz daha işte object oriented'ı neden yapıyoruz? Birebir kaliteyle ilişkili değil gibi duruyor ama aslında ona katkı sağlıyor. Bunun farkına vardığım için, bunu paylaşmak istediğim için aslında böyle bir sunum hazırladım. Yani agile sistemine alternatif değildir aslında. Bazı konularda onun temelidir diyebiliriz belki. Evet, ben de orada ufak bir katkı yapmak istiyorum. Hani 2013 yılından beri bu Kanban sistemiyle uğraştığım için hani bu noktada alternatif zaten arada veya yok, hani ve var her zaman. Yani bu işte agile sistemlerin getirdikleri ve bu. Aslında dediğim biraz da lean'e giriyor. Lean dünyası. Yalın dünyadan gelen pratikler ki Lean Software Development diye bir kitap, bir kavram da var. Hani o ticarileştirilmiş Agile'dan bir tık uzak durmakta ya da onun yanına bir şeyler eklemekte kesinlikle fayda var. Onu ben ekleyebilirim. Yani işte bu kalite deyince mecburen lean, yani yalın dünyadan gelmesi gereken bir sürü kavram var. İşte PUCO döngüsü ya da İngilizcesiyle PDCA, süreçler, akış. Mesela süreç kavramı çok önemli mesela. Yani çoğu yazılım noktasında süreç kavramı tam oturmuş değil. Hani bir DevOps'la gelen pipeline var ama hani gerçekten bu ne kadar uygulanıyor ya da analiz aşamasında ilk düğmeyi doğru iliklemek noktasından dedi ki oradan itibaren başlayan bir sürecin o sürecin de sürekli continuous improvement olması çok çok önemli. Diyerek çok şey yapmayayım. Evet, bu diyor ki Burak öncelikle merhaba sunumuz için teşekkür ederim demiş burada Zeynep. Yazılım mimarilerinden bahsetmişsiniz. Mikroservis ya da monolitik bir mimariyi hangi etmenlere göre seçmeliyiz diye sorar. Burada mikroservis mimarisinde bana göre öne çıkan ilk şey dağıtık olarak çalışabilmesi ve biraz önce söyledik ya ölçeklenebilir olması. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa zaten direkt adres biraz mikroservise dönüyor. Ama böyle bir ihtiyaç yoksa da ben mikroservisin yönetiminin çok zor olduğunu düşünüyorum. O yüzden
Eğer ihtiyaç yoksa bence biraz kaçmak gerekiyor gibi geliyor bana. Yani böyle bir ölçeklenebilir. İşte ben istediğim zaman arttırayım, istediğim zaman daha az servisle çalışayım gibi bir ihtiyacınız yoksa, bilmiyorum hocam sen ne düşünürsün bu konuda? Her zaman burada ben yak ne prensibini benimsemişimdir. Neydi? You gonna need it. Yani ihtiyacın yoksa kullanma. Abi yani trend olduğu için tabii burada konferansların da büyük bir etkisi var. Hani Java Day'de teknik komitede olan birisi olarak söylüyorum. Hani gelip hani Red Hat'ten birisi ya da IBM'den ya da farklı büyük firmalardan Avengers'ta gibi mikro servis deyince bu şekilde kafayı böyle bir yıkama durumu olabilir. İhtiyaç varsa kullanın efendim. Ben de aynı şekilde Zeynep gibi düşünüyorum. Ama bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Efendim Zeynep, bir şey mi kat söyleyecektin? Bitirdikten sonra söyleyeyim. Tamam. Mikro servislerin diğer adını bilen var mı? Diğer adını derken farklı bir şekilde de lanse ediliyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Bakalım var mı tahmin edebilen? Söyledim aslında. Domain servisler aslında. Mikro servislere domain servisler deniyor. Yani aslında mikro servislerin teknolojiyle evet bir bağ var ama bir o kadar da işi anlamakla domain storytelling'i gösterdi ya burada Zeynep ya da event storming dedik. İlk düğmeyi doğru iliklemekten bahsettik. Bunların katkısıyla da aslında domain servisler ya da mikro servislere geçiş bu şekilde olmalı. Hani ben şuradan bölüyorum işte şunu kullanacağım, şu teknolojiyi kullanacağım, arada Kafka olacak. Bunlar işin basit kısmı. Bence esas zor kısmı o bounded konteksti nasıl bulacaksın? Bu çok büyük bir soru. O monetini nasıl ayıracaksın? Bu noktalar bence önemli. Evet Zeynep, buyursunlar. Ben de burada şunu söylemek istiyorum. Aslında sunumda da biraz bahsettim. Hani alternatiflerini bilmediğimizde o akıma biraz kapılabiliyoruz gerçekten. Önümüze sürekli mikro servis düştüğünde ya bu demek ki bu işin en iyi yolu. Hani yazılım böyle geliştirilir gibi bir şey algı olabiliyor. O yüzden ben bunun çözümünün alternatiflerini öğrenmek olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyecektim. Ben de katılıyorum kesinlikle. Yani burada kargo cult efekt denen bir durum var. Ya da hani direkt böyle düşünmeden hani o yaptı ben de yapayım. Biraz Ecel de öyle değil mi mesela? Öyle bir furya başladı. O yaptı, Scrum yaptı ben de yapayım. Ya da o Kanban yapıyor ben de yapayım. Değil yani orada teşhis ve tedaviyle gitmek aslında. Evet bu daha doğru. Teşhis ve tedaviyle ezbere iş yapmamak burada işin çok önemli bir kısmı. Yakup diyor ki nereden onu koyacağız Yakup zaten YouTube kanalı var Java User Group İstanbul'un aratırsan o ekranı o kanaldan herhalde bu hafta içerisinde koymuş oluruz diye hedefliyorum. İhsan teşekkür eder sana Zeynep onu söyleyeyim. Hüseyin de burada çok teşekkür ediyor. Muharrem der ki sunum için çok teşekkürler. Profesyonel programcı değilim ama programlamayı seviyorum. Bu kadar temel konular olduğu halde bu konuları bilmeden programlama yapılmayacak olması gerektiğini düşünüyor. Ya her işin bir usulü var tabii ki bu noktada bu önemli. Başka Numan da sana teşekkür ediyor Zeynep. Var mı arkadaşlarım katkı vermek isteyen mikrofonu da açabiliriz. Katkılarınızı sunabilirsiniz. Görüş, soru chatten bekliyoruz efendim. Çok güzel bir görsel bu arada. Kalite yani Teşekkür ederim. kalite. Görselle ilgili de bir şey açıklayayım. Bu 2020 yılında olmuş ve gerçek yani Photoshop falan değil. İran uyruklu birisi bir fenomen sanırım karpuz işte satıp bunun videosunu yayınlamak istemiş sanırım kendi kanalında ve trafik cezası yemiş. Çünkü işte trafikte araçların amacına uygun olmayan şekilde kullanılmasının bir cezası varmış. Ben de bilmiyordum. Bu görselden sonra öğrenmiş oldum. Ve aslında kalitesiz kullanım burada da gördüğünüz gibi çeşitli cezalara da sebep olabiliyor yani. Öyle de ona da bir örnek olmuş oldu bu senaryo. Alper diyor ki bu arada geri almış firma diyor bu aracı. Sen misin karpuz koyan diye aracı geri aldığını söylüyor. Şimdi kalite kavramı konusunda ne desek aslında yani inanılmaz geniş bir konu. Hani ben de naçizane 2010 ile 2015 yılları arasında Toyota'da çalıştığım için bu kalite konularında takık bir arkadaşınızım. İşte süreç, döngüler yani bunlar son derece önemli. Sadece Agile olduk diye kalitenin otomatik geleceğini sanmayın. Bu noktalar çok çok önemli. Süreç çok önemli. Zaten pipeline, DevOps burada otomatize etmeye çalışıyor. Ama bunun bir upstream gerisi daha var. Bu noktalarda çok uyanık olmak lazım. Kalite gerçekten önemli. Çok yani
inanılmaz paralar, inanılmaz israf, inanılmaz süreler gider. Anlatmak istediğimiz tam olarak amacı dışında kullanmamak mıdır diye soruyor bu arada Numan. Aslında tam olarak şöyle, müşterinin ihtiyaçlarına yönelik ürün geliştirmek. Yani tam olarak müşterinin ihtiyacı olan şeyi ona sunmak. Ne eksiği ne fazlası. Kalite bu diyebiliriz belki. Kalitenin tabii çok ismi var. Bu arada Ali, mikrofonu mu açmak istiyorsun? Lütfen söylersen bana chatten olabilir. Yoksa yanlışlıkla mı bastın? Bir soru geldi. Zeynep hocam diyor, sunum için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Temiz ve yalın kod yazmak için dilin tüm özelliklerini derinlemesine bilmek gerekir mi? Syntax ve semantics anlamında sorar. Yani gerekir mi sorusuna cevap veremeyeceğim ama çok fazla katkı sağladığı kesin. Yani bir kodu dilin güncel halini bildiğinizde daha temiz yazabiliyorsunuz gerçekten. Çünkü diller de sürekli aslında güncelleniyor ve dilde bulunan hatalar da gideriliyor diyebiliriz belki. Ya da hata demeyelim de yani hani daha iyisi yeni versiyonlarda gelmiş olabilir mesela. Bunları sürekli takip etmek ve bilmek bence kodu temiz yazmayı sağlıyor. Katkı sağlıyor yani kodun temiz olmasını. Çok teşekkürler Zeynep. Evet arkadaşlar, başka Doruk teşekkür ediyor. Başka sorularımız var mı? Yoksa yavaştan kapatabiliriz. O zaman ben de teşekkür edeyim. Yeni soru mu geldi? O gelmiş Hadi galiba. sen de görebiliyorsan sen de direkt cevaplayabilirsin. Çünkü bir anda sorular geldi. İstediğini Tamam, şöyle seçebilirsin. hızlıca geçeyim o zaman. Sektöre yeni başlayan kişilerin etkinliklerde varsa çok fazla mikro servis mimarisini duymaları. Herkes görüyor mu bu arada soruları? Ben dışımdan Yok, okumayayım yani herkes görmüyor, görüyor. görmüyor. O yüzden Ha, okumanda tamam. fayda var. Sen Tamam. okumanda Çok fayda var. fazla mikro servis mimarisini duymaları SOA monolitik gibi yapıların aslında eskide kaldığını ve ihtiyaç olmadığı gibi bir bakış açısı oluşturuyor kimi zaman. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında evet, bence de öyle. Hani artık monolitik mimari yazılmaz, o eskide kaldı. Çünkü artık popüler olan mikro servis gibi bir algı oluşuyor ama öyle değil aslında. Hepsi farklı problemlere çözüm olan şeyler. Belki gerçekten de monolitik yazmamız gerekiyor olabilir yani uygulamayı. Bu yüzden biraz önce de söyledik aslında alternatifleri bilmek ve bir sorunla karşılaşınca aslında bunun en iyi çözüm yolu ne diye düşünmek. Yine ilk adımda işte bunun best pratiğine, en iyi çözümüne bunu düşünmek ve araştırmak bile bence kaliteye çok büyük etki ediyor. Türkiye'de genelde günü kurtarmak için projeler yapıldığı için yazılım kalitesi biraz uç nokta gibi geliyor. Çünkü kod çalışsın yeter demiş Alper. Yani evet, biraz kalite göz ardı edilebiliyor. Özellikle zaman kısıtı vesaire gibi durumlarda. Teknik borçtan bahsettik ya, aslında günü kurtaran çözümleri uyguladığımızda bunun ileride bize bir maliyeti oluyor. Ama bu arada şöyle bir durum da var. Stratejik teknik borç diye de bir kavram var. Yani siz teknik borcu aldığınızda eğer sektörde çok fazla işte öne geçecekseniz veya rakipleri bir anda işte eleyip böyle dramatik bir artış olacaksa satışlarınızda vesaire size çok büyük bir kazanç sağlayacaksa bazen günü kurtarmak da en iyi çözüm olabilir. Yani teknik borç almak da o an için en iyi çözüm olabiliyor bazı durumlarda. Yine işte duruma göre aslında şu anda ne yapmalıyım diye sadece farkında olmak önemli bence. İşte şu an ben burada bir teknik borç alıyorum, bunu ileride ödemem gerekiyor. Veya benim projem kısa süreli bir proje, ödemesem de günü kurtarmam yetiyor belki de. Farkında olup ona göre geliştirme yapmak bence yeterli oluyor gibi geliyor bana. Hocam siz okusanız daha etkileşimli mi olacak bilemedim. Daha mı olur? Şimdi Peki, peki. ben hem okuyup hem cevaplıyor gibi oluyorum. Bu Evet, o konularla zaman okuyorum. başlayan da kaldık mı? Tabii. Şimdi bu konular dünyanın, şimdi günü kurtarmak adına geçici karşı önlemler olabilir ama tabii kalıcı, yani teknik kredi almak gibi, yani borç almak iyi bir şey mi? Yani eğer doğru kullanıyorsan evet, hani krediyi.
Ama günü gün ediyorsan işte böyle çok gereksiz alıyorsun, o borç bir anda senin için. Aynı mantık burada da var. Peki bakalım burada Muharrem'in sorusu. Bu konular demiş, dünyanın diğer yerlerinde de hassasiyetle konuşuluyor mu? Yani burada da inanın böyle çok böyle dersin ki dünyanın, tabii burada ülke değil ama yani firma olarak Türkiye'de çok kaliteli yazılım geliştiren firmalar olduğu gibi Amerika'da da çok beğendiğiniz yerlerde bu süreçleri hiç olmayan kötü olan firmalarda olabiliyor mu? Yani burada bir genelleme yapmak, tüme varmak zor. Soru şimdi, evet, başka bu konuda konuşmanın, evet, yani bu noktada süreçler çok, süreci iyi olan kazanır. En önemlisi bu. Uzun vadeli borçlanmamak mı lazım diye soruyor Uygun. Ne dersin? Ya sanırım Muharrem bir şey demek, yani ben öyle anladım. Hani yazılım geliştiriyorsa insan zaten bunları bilmeli, niye tekrar tekrar konuşuyoruz gibi. Ama bunlar bilinmeden de yazılım geliştirilebiliyor gerçekten. Sektörde çok fazla örneğini de görüyoruz ve aslında hata Aynen. ya da sebep olabiliyor ve belki ölçülmediği için ya da kolay ölçülemediği için farkında olunmuyor bu temellerin eksikliğinden ama bir şekilde bence hala gerek var bu farkındalıkların oluşmasına. Bence sürekli hatırlatmakta fayda var. Çünkü bu tekrarla beraber aslında, çünkü bir öğrenme eğrisi vardı. Tam öğrendiğini zannediyorsun ama bir daha düşüyor. Bir daha hatırlatma. Farkındalık dediğim gibi o basiret mi diyorlar, o gözün açılması, sürekli tekrar, sürekli tekrar çok çok önemli bence de. Uygun'un bir sorusu var, diyor ki uzun vadeli borçlanmamak lazım mı diye sorar. Doğru mu anladım diye bir teyit ediyor sanki, öyle anladım ben sorusundan. Şöyle işte projenin aslında kullanım durumuna göre. Mesela siz belki de işte çok bir anda popüler olup işte sonra gözden kaybolacak bir proje yazdınız. İşte bir yıl boyunca öyle oyunlar oluyor ya, mesela bir dönem işte oyun patlıyor gidiyor, sonra herkes sıkılıp bırakıyor oyunu vesaire. Burada belki de kod kalitesinin çok önemi yok diyebiliriz ya da ihtiyaç değil diyebiliriz bu müşteri için. Yani zaten geçici bir proje belki. Ama eğer uzun süre kullanılacak bir proje ise bu, işte ben bu projeyi belki 3-4 yıl sonra hala çalışır olmasını istiyorsam ya da 4-5 yıl sonra hala geliştireceksem bu projeyi, o zaman işte o alınan borçlar çok önemli hale geliyor. Çünkü 3-4 yıl sonra belki o borçlar ödenmediğinde proje geliştirilemez hale gelebiliyor. Bu da büyük kayıplara sebep oluyor. Eğer proje böyle bir proje ise evet, bu dönem bu alınan borçların dönem dönem ödenmesi gerekiyor. Hatta burada finansal borca çok benzetiliyor teknik borç ve bazı şirketlerin bu teknik borcu ödemek için planları var. Yani aynı finansal borçlanıp krediyi ödemek gibi diyorlar ki ben bu teknik borcu aldım ve ölçüyorlar bunu. Şu kadar teknik borç aldım ve ben bunu şu dönemde şu şekilde ödeyeceğim diye bir plan çıkarıyorlar. Bunun gibi aslında biraz önce de söylediğimiz gibi borcun farkında olup bunu iyileştirmek için eğer gerekiyorsa bazı işlemleri yapmak önemli olan. Teşekkürler. Caner'in güzel bir sorusu var. Der ki 2014'ten beri çalıştığınızı söylediniz. Çalıştığınız süre boyunca Türkiye'de yazılım kalitesi konusunda bakış açısı sizce yeterli mi? Yani Türkiye'de yazılım Yani kalitesine bunu nasıl ölçme bakılıyor? fırsatım olmadı. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim ama ben farklı şirketlerde çalıştım hep bu sürede. Yani hepsinde farklıydı yazılım kalitesine bakış. Öyle söyleyeyim. Bazılarında süreç çok güzel oturmuştu ve iyileştirilmeye devam ediyordu. Bazılarında da hiç bu konudan habersiz şekilde geliştirme yapılan yerler de vardı yani. O yüzden şirketten şirkete çok değişiyor diyebilirim belki bu Yani soruyu. genel durum artı mı eksi mi, ama çok veri toplamak lazım. Onu da bir anda böyle söylemek gerçekten zor ama soru güzel. Doğrunun sorusu var, yavaş yavaş kapatıyoruz. Extreme programming teknikleri yazılımın kalitesini arttırdığını düşünüyor musunuz? Mesela pair programming gibi yer. Ne dersin? Şimdi ekstrem programming'in de yine kendine ait bir sürü aslında kriteri var. İşte ekipteki herkes eşit seviyelerde olacak vesaire gibi. Eğer ekip için uygunsa ve işte ekip arasındaki iletişim çok iyi olacak vesaire. Böyle aslında o ekstrem programming'in de uygun olduğu koşullar var. Bence eğer uygunsa yöntem olarak o zaman kaliteyi artırır. Eğer uygun değilse, yanlış uygulanıyorsa veya o zaman da bence
Yani yanlış sonuçlar verebiliyor gibi geliyor bana, bilmiyorum. Teşekkürler. Sorular var ama burada yani tam bir saati dolduralım mı? Ne dersin Zeynep, sorulara yoksa Bana kesebiliriz fark istiyorsan. etmez. Eğer vaktiniz varsa 5 devam dakikamız daha edebiliriz. var. O zaman hemen Tamam. güzel sorular var. Furkan sorar ki sunum için teşekkür ediyor ve sorusu şöyle. Yazılım tasarımları yaparken hangi yaklaşımları kullanıyorsunuz? Biri size geldiğinde diyor hangi adımlar, yani hangi süreçten geçiyorsun? Kabaca böyle bir hangi Bir adımlar var? kere ben hala kağıt kalemin gücüne çok inanıyorum. Bir iş bana geldiği anda ilk yaptığım şey kağıt kalemi alıp onu görselleştirmek oluyor. Belki herkes için farklı olabilir bu. Ama ben o sistemi görsel olarak görmeden herhangi bir şeye başlayamıyorum mesela. Daha sonra işte bunun daha teknik tasarımını yapmak. İlk olarak çizdiğim şey bu arada direkt hani o analizin görselleştirilmiş hali oluyor. Daha sonra bunu teknik olarak nasıl yapabilirim? İşte veri tabanına neler koymam lazım? Hangi katmanda neye ihtiyacım var diye düşünüp bunu daha teknik bir biçimde planlayıp daha sonra kodlama aşamasına geçiyorum. Teşekkürler. Korhan'ın sorusu var. Der ki yeni mezun olan arkadaşlara ne tür tavsiyeleriniz var? Zaten Korhan burada konuştuğumuz her şey bir tavsiye niteliğinde. Hani böyle kısa bir özet geçmek şu an için biraz zor. O yüzden bu noktada her şey işte az önceki soru ve cevabı hepsi bu noktada kulağına küpe olacak cinsten diyerek şöyle güzel bir yazılım kalitesini arttırmak için projelere ekstra süreler verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Yani refactoring süresi gibi ekstra sürelerde olmalı mı diye sorar Doruk. Bazı yazılım geliştirme süreçlerinde evet bu ekstra bir şey olarak düşünülüyor. Bu arada hangi süreci uyguladığınıza göre de değişiyor. Ben kendi tecrübemden yola çıkarak söyleyeyim. Biz mesela Scrum uygularken sprint eğer işler erken bittiyse o süreyi işte refactoring yaparak geçiriyorduk aslında. Bunun gibi belki arta kalan vakitlerin değerlendirilmesi şeklinde de yapılabilir. Bu konuya böyle bir cevap verebilirim, bilmiyorum. Teşekkürler. Bu arada da mesela iş tipleri ben de öyle katkı vereyim. Mesela Kanban'da da intangible yani iş tipleri mesela geliyor orada. Onun öncelikleri yani bu intangible demek hani geliştirmeye dönük. Hani %100 bir şekilde utilize yani %100 proje geliştiriyorsanız hiç kendinize slack yani boş zaman kalmıyorsa o zaman zaten kaliteden söz etmek bu noktada çok çok zor. Şu örneği vereyim mesela Toyota'da bir araba mesela 5 dakika geç çıksa hattan kıyamet kopar. 5 dakika. Yani gecikse hat dursa bir şekilde böyle. Ama aynı Toyota mesela bir ay shutdown yapar. Bir ay boyunca fabrika hiç çalışmaz. İşte orada aslında teknik borçlar, iyileştirmeler bunlar konuşuluyor. Hani durmak ve bir süre vermek gerçekten kalite için çok faydalı oluyor. Çok güzel bir soru daha var. Uygundan geliyor. Müşteri bu işin neresinde sizce diye sorar. Bence müşteri bu işin her yerinde. Yani dedik ya doğru analiz çok önemli. Çünkü zaten kalite dediğimiz şey müşteriye yönelik yapılan bir şey. Ve bizim amacımız müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak. Bu yüzden de her adımda aslında biz müşteri için doğru olan işi yapmaya çalışmamız gerekiyor. Teşekkürler. Son sorumuz sanıyorum. Başka yok. Osman'dan geliyor. Çalışıyorsa dokunma üzerine işleyen yani kalite olmadan geliştirme yapmak geliştiriciyi gelişim imkanı sağlar mı? Ne dersin? Yani çok çok zaman kısıtı varsa bilmiyorum yani kafanızı kaşıyacak zamanınız yoksa belki bilmiyorum köreltebilir ama eğer bu süreç yoksa şirketinizde kişisel olarak gelişebilir misiniz ve biraz boş vaktiniz olduğunu farz ediyorum. Bence gelişim kişisel olarak da mümkün ama doğru sürecin işletildiği bir şirkette bu gelişim çok hızlı oluyor bence. Yani gelişim imkanı sağlar mı? Sağlar ama en verimli şekilde midir bu? Bence hayır.
Peki, Şunu da evet sanıyorum ekleyebilirim son belki. sorumuz. Kişisel olarak yapılabilecek şeyler çünkü bazı durumlarda kısıtlı kalıyor. Yani o sistemin içinde olduğunuz için mecburen uymaya başlıyorsunuz. O da bazen köreltebiliyor insanı. Bu kadar söyleyeceklerim. Doğru. Yani zaten ama sorun içinde de cevabı var bence Osman. Hani çalışıyorsa dokunmuyorsan gelişemezsin. Hani dokunman gerekiyor ki, değil mi? Öğrenme süreci biraz bu şey değil mi? Ama fail safe, hani güvenli şekilde dokunmak ve tüm sistemi aşağı çekmek değil. Yani ufak ufak adımlarla burada bu noktada bir gelişim süreci olabilir ama Zeynep'in söylediği gibi akşamları paralelde de kendi projeni GitHub'da başlatabilirsin ya da open source projelere katkı vermek de çok sık görülen bir davranış şekli uygulama geliştiriciler tarafından. Zaten bu noktada da GitHub'tan aşinasınız diyerek Zeynep'e çok teşekkür ediyorum. Tam bir saatimiz oldu. Zaman su gibi akıp geçti. Çok teşekkürler Zeynep Ben tekrardan teşekkür bizi ederim. aydınlattın. Katkım olduysa ne mutlu bana. Yok kesinlikle yani bu böyle nasıl diyeyim böyle ticari kokan buram buram agile dünyanın içerisinde bize bir nefes aldırıp gerçekten kalitenin önemini rakamlarla önümüze koyduğun için bu güzel sorulara harika cevaplar verdiğin için çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki Java User Group İstanbul etkinliğinde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın diyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.